Ali Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bugün inşallah dördüncü lem'adan Min hacü sünne, sünnetin yolları. Onun üçüncü nüktesini inşallah bu derste sizlerle beraber paylaşacağız, okuyacağız. Cenab-ı Hak istifade ettirsin inşallah. Sadece şu kısmı mukaddim olarak okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Min hacü sünne bu risaleye layık görülmüştür meseleyi imamet bir meseleyi feriye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden buradaki meseleyi imametten maksat hilafet yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın o ile alakalı çok böyle ileri veya geri aşağı yukarı neyse konuşmalar var. İşte şunun hakkıydı, şu gasp etti, şöyleydi böyleydi vesaire vesaire. Bunlar arasında bir mesele feriye, yani e, çok da oturulup birileri tarafından konuşulacak bir mesele değil aslında. Vazife yapılmış ve bitmiş aslında. Yapan da sahabeler. Onlar hakkında kıyılukal etmek, ileri geri konuşmak bize düşmez, düşmez. Bizim haddimize de değildir. Ama ister istemez insanların gündemine taşıyıp bir şekilde insanlar birbirleriyle bu manada konuşuyorlar. Biz onlara girmeyeceğiz. Meseleyi feri olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bu meseleyi bir meseleyi imaniye sırasına girip sanki imani mesele gibi kıymet ve ehemmiyet kesmedip ilmi kelamda ve usulü dinde medar nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmeti esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Yani hizmetimize dair olan kısmıyla alakalı Kısımlar burada zikrediliyor. Gerisine çok fazla girilmiyor. Biz burada sadece e, üçüncü nükteyi okuyacağız. Üçüncü nükte hem Ali Beyt ile alakalı hem Hazreti Ali hem Hazreti Hüseyin hem Hazreti Hasan radıyallahu anh ile alakadar olduğundan dolayı e, işte e, bugün de Muharrem'in 10'u Muharrem'in 10'u. Aşure günü diye ifade edilir. aşere 10 demek aslında. Oradan geliyor. Ee, i̇şte peygamberlerin başından geçen olaylar, hadiseler vesaire var. Bununla beraber Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın başında cereyan eden o ciğersuz hadise, ciğerleri parçalayan hadise, Kerbela e vakası o da Muharrem'in onun da cereyan ediyor. Peygamberlerin başından geçen hadiselere baktığımız zaman onların hep kurtuluşuna sebebiyet vermiş. Ama Hz. Hüseyin radıyallahu anh ile alakalı şey yaptığımız zaman sanki onun içinde bir son olmuş oluyor, nihayet olmuş oluyor. Belki bu sorunun da cevabını burada bugün anlamış olacağız. O bir nihayet midir yoksa çok büyük bir vazifenin başlangıcı mıdır? Onu da beraber mütare edip konuşmuş olacağız inşallah. Anladın? Mı? Peki. Üçüncü nükte. İllel meveddede fil gurba. Ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız Ali Beytine meveddeti ister. Ayetin tamamı şöyle. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّدَ فِي الْغُرْبَ Yani Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı bir meseleyi nazarımıza veriyor. Konuşan kim? Allah. Kim hakkında konuşuyor? 1- Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 2- Onun Ali Beyti Ali Beyti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili konuşuyor. Diyor ki peygamber yapmış olduğu vazifeye mukabil sizden hiçbir ücret istemez. İn ecriye illa alellah. Peygamberlerin ecrini, o vazifenin ücretini kim verir? Allah verir. O ona aittir. Dolayısıyla size karşı yapmış olduğu vazifeden dolayı sizden herhangi bir beklentisi yoktur. İlla, illa bakın onu okuyayım. İllel meveddede fil gurba. Ali beytine muhabbetten hariç. Yani Ali beytine muhabbeti ister. Kim ister? Peygamber ister. Kim istetiyor? Allah istetiyor. Buraya iyi bir dikkat edelim. Ali beyt kimidi? Peygamber Efendimizin Ali Beyti. Yani Ehli Beyt, Ali Beyt ikisi de aynı manada. Ehli Beyt evin ahalisi demek. Ali Beyt o da yüksek, yüce ev manasına geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinin ahalisi dediği kimlerden meydana gelmiş oluyor? Bir, kendisi. İki, kızı Hazreti Fatıma. 3 e, amca zadesi, damadı Hazreti Ali. 4 Hazreti Hasan. 5 Hazreti Hüseyin radıyallahu an. Birinci derecede bu beş kişi. Ali Abam dediği, Ali Beytim dediği özellikle birinci derecede bu beş kişi. Ve bu beş kişiyle beraber Ali Beyt namı altına giren herkes. Konuşacağız ileride. Ali Beyt kimdir? Sadece bu beş kişiden ibaret midir? Yoksa Ali Beyt'ten maksat kimler daha başkalar da bunun içerisine giriyor mu? Dersin ilerisinde bunu konuşacağız. Ama umumi mana nedir? Ali Beyt'e muhabbet isteniyor. Kim tarafından? Allah tarafından. Kime söylüyor Cenab-ı Hak bunu? Peygamber Efendimiz'e sen de bunu ümmetinden iste diyor. Ümmetine de ki ben size yapmış olduğum vazifeye mukabil hiçbir şey talep etmiyorum. Sadece ve sadece Ali Beytime muhabbet talep ediyorum. Ali Beytimi sevin. sevin. Bu neyin manası? Kur'an'ın ifade etmiş olduğu ayetin. Ayet. İllel meveddede fil kurba. Bu ayetin manası. Ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız Ali Beyt'ine meveddeti yani muhabbeti ister. Eğer denirse şimdi zihne bir sual geliyor. Soru, soru. Bu manaya göre Karabet'in nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. ben buradan şöyle bir mantık anlıyorum. Peygamber Efendimiz kendi akrabasını tutuyor. Akrabacılık yapıyor. Öyle bir mana anlaşılır mı? El cevap anlaşılıyor. Peygamber madem akrabasına muhabbeti istiyor, öyleyse peygamber akrabacılık yapıyor. O zaman peygamber akrabalarını daha çok kayırıyor, daha çok ön plana çıkarıyor. Ümmetine adaletli davranmamış oluyor gibi anlaşılan bir mana var. Onun için bir sual geldi. Eğer denilse bu manaya göre karabet nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Nesli yakınlık, cibilli yakınlık, akraba yakınlığı burada bir fayda telakki ediliyor, fayda gözetiliyor. Halbuki şimdi başka bir ayet. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Ne demek yani? Allah indinde en keriminiz. En yükseğiniz, en yüceniz, en değeri olan, ağırlığı olan kimdir? En takva olanınızdır. Takva sahibi olanınızdır. Allah indinde bir insanın yerinin olması demek, Takva sahibi olması demektir. Allah takva sahibi olana bakar. Faziletli olana bakar. İffetli olana bakar. Edepli olana bakar. Kulluğa bakar Cenab-ı Hak. Yakınlık şu bu, yoktur. Allah'ın indinde de böyle. E, i̇ki ayeti, iki sözü de Allah söylüyor. İki söz de Allah'ın. İki söz birbirine ters olabilir mi? Olmaz. Olmaz. O zaman ne olması lazım? Bir tevhid olması lazım. Sırrına binaen karabeti nesliye değil, nesli yakınlıktan ziyade belki kurbiyeti ilahiye kim Allah'a daha çok yakınsa benim şahsıma yakınlık değil, peygamberin şahsına yakınlık değil, kim Allah'a da daha çok yakınsa Allah'ın indinde en makbul odur belki kurbiyeti ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi vazifeyi ifa ederken, yani peygamberlik vazifesini ifa ederken soruyorum, insanları Allah'a mı yaklaştırmak istiyor yoksa Allah'tan uzaklaştırmaya mı çalışıyor? Hangisi? Bir daha sorayım o zaman. Peygamber Efendimiz peygamberlik vazifesini yaparken yani dini insanlara anlatırken anlatırken o insanların dine yakın olup Allah'a yakın olmasını mı sağlıyor yoksa Allah'tan daha uzak olmalarını mı sağlıyor hangi yakın. yakın olmasın değil mi? Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Ha, peygamberlik vazifesi de bunun için. O zaman karabeti nesliye niye? Nesli yakınlık niye ayet-i ön plana çıkarılıyor? İkisini beraber ne yapacağız? Konuşacağız inşallah. Elimizde risale var. Çözüm de burada. El cevap. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir insan gaybı bilebilir mi? El cevap. Bilir. Efendim? Allah bildirirse bilir. Allah bildirirse bilir. Yoksa hiç kimse gaybı bilemez. Peygamber Efendimiz gaybaşına gay gözüyle, yani e, gayba, geleceğe nazar eden bir gözü var. O geleceği sinema perdeleri gibi ona açan bir Allah var. Gösteriyor, gördürüyor, miraca çıkardığı gibi. Mekke'deyken Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın kapılarını, pencerelerini gösterip saydırdığı gibi. Değil mi? Mu'te savaşı cereyan ederken, Mu'te savaşı cereyan ederken o savaşa iştirak eden, yani Peygamber Efendimiz'in evlatlığı, e, söyle ismini, Zeyd. Hazreti Zeyd, Abdullah bin Revaha, Halid bin Velid, öyle mi? Bir tane daha vardı. E, Caferi Tayyar, değil mi? her birisinin savaştaki hallerini dakikası dakikasına sanki canlı yayın gibi canlı yayın gibi sahabelere tek tek anlatıyor. Hazreti Zeyd'i anlatırken o ordunun başında o var. Şehit oldu diyor. İşte sancağı diyor. İşte Cafer'i Cafer aldı. Hazreti Cafer'i ifade ediyor. Onun da iki kolu kılıçla kesildi. O da şehit oldu. Sancağı işte nedir? Abdullah bin Revaha aldı. O da şehit oldu diyor. Sancağı diyor Halid bin Velid aldı. Sonunda muzafferiyet var. Daha başka şeyleri anlatıyor mu? Cennetteki hallerini bile anlatıyor. Şimdi diyoruz Zeyd cennete gitti. Abdullah bin Revaha cennete gitti. Ne diyor? Hazreti Cafer cennete gitti. Onun iki kesilen koluna binen, koluna binen cennette ona iki kanat verildi diyor. Veya Abdullah bin Revaha'yı anlatırken o sancağı eline alırken nefsiyle biraz mücadele etti. O nefsiyle mücadele ettiğinden dolayı cennette ona bir taht verildi ama tahtı biraz eğikti. Bunu o anda dakikası dakikasına istikbale matuf olan bir hadiseyi o anda Cenab-ı Hakk'ın göstermesiyle sahabelere tek tek anlatıyor. Medine'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mute o zaman daha henüz Şam oralar fethedilmemiş yani Bizans veya işte Hristiyanlar oralar oralarda hakim nedir Şam'a yakın bir yer. Böyle olduğu gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın gördürmesiyle istikbali de görür. İstikbalde kendi neslinden gelecek, gelecek o insanların, o büyük zatların ne vazifeler yapacağını da Allah tarafından ona ne yapılır? Müşahede edilir, ettirilir, gösterilir. Burada da onu ifade ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gay başına nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alemi İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. İslam alemi içerisinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan kıyamete kadar kıyamete kadar Peygamber Efendimiz'in Ali Beyti yani onun neslinden gelen özellikle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin neslinden gelip kıyamete kadar devam edecek o sülale aslında nasıl bir haldeymiş? Bir şecere-i nuraniye hükümdeymiş. Nurani bir ağaç kökü asr-ı saadette dalları kıyamete kadar uzanıp gidiyor meyvesini bütün asırlara bırakıyor. Her bir asırda onun meyveleri var. O nurani ağacın. Abdülkadir Geylaniler. Öyle mi? Yani İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler hep sonralardan ne yapmışlar? İstifade etmişler. Ta bu asırda zamanlara varıncaya kadar. Her asra damgasını vuran ne kadar büyük zat varsa, ne kadar o sülaleye maddi ve manevi mensubiyeti varsa bakın o nurani ağaçtan hepsinin istifadesi olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla o nurani ağacı Peygamber Efendimiz dalları kıyamete kadar uzanmış bir şekilde görüyor. O dalların her birisinden her bir asra bir değil, beş değil, on değil belki yüzlerce meyve düşüyor. Alemi İslam bütün tabakatında kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyet mutlaka ile genellikle, çoğunlukla yani insanlara ders verecek, yol gösterecek, rehberlik yapacak. Bu vazifeyi kimler yapmışlar? Ali Beyt'ten çıkmış. O sülaleden geliyor. O seyitler cemaati diyoruz biz. O sülaleden geliyor. İncelediğiniz zaman hepsi bakıyorsun ki ya Hazreti Hasan radıyallahu anha ya Hazreti Hüseyin radıyallahu anha dayanıyor şecere olarak. Bazıları da var ki hem anne tarafı hem baba tarafı yani silsileyi devam ettirdi mi hem Hazreti Hasan'a hem de Hazreti Hüseyin'e dayanıyor. İkisi de oradan geliyor en kuvvetlileri, en kuvvetlileri. Teşehhütteki ümmetin al hakkındaki duası. Aslında biz de ne yapıyoruz? Tahiyatta bir dua yapıyoruz. Nedir o dua? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema sallihte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bir dua yapıyoruz. Bu duanın manası nedir? Meali Allah'ım diyoruz. Sen İbrahim aleyhisselama ve onun gibi olan peygamberlere Selam eylediğin gibi salat ve selam eylediğin gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun aline akrabalarına onlara da salat ve selam eyle. Bir kıyas var değil mi burada? İbrahim Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen kimler? Peygamberler. Peygamberlere biz bütün yani tahiyyatımızda namaz kılan her bir mümin tahiyyatta peygamberlere ne yapıyor? Dua ediyor. Bu o. Ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. Bak İbrahim Aleyhisselam'ın nesli peygamberler. Peygamberler. Dolayısıyla onlara dua ediyoruz. Ama dua ederken bir benzetme yapıyoruz. Onlara salat ve selam eylediğin gibi. Peygamber Efendimiz'e ve onun aline. Peygamber Efendimiz'in akrabaları kim? Peygamberler mi? Devam eden silsile. Hayır. Ama onları peygamberler gibi ifade ediliyor. Okuyayım. Makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiyyede ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın alinden neslinden olan enbiya olduğu gibi. İbrahim Aleyhisselam'dan devam edip gelen nesil hep peygamberlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar böyle geliyor. Böyle geliyor. Kimin milletindesin? Değil mi? Hep bize bu sual sorulduğu zaman bizim verdiğimiz cevap Halil İbrahim milletindeniz. Oradan geliyoruz. Oradan geliyoruz. Peygamberler hep oradan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar kendisi de dahil olmak üzere o silsile hep peygamber. Peki peygamber efendim son peygamber olduğuna göre ondan sonra peygamber gelmeyecek. Peki ondan sonrakiler? Ondan sonrakiler de bize izah ediyor. Çünkü ondan sonra da olması lazım. Olmamazlık olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile şöyle kıyas yapalım. Adem Aleyhisselam'ın arası hani biz Kur'an'ı olarak zikredelim. Çünkü bazıları işte farklı ilim dalları, farklı rakamlar, farklı ifadeler kullanıyorlar. 5000 sene. 5000 sene. Adem Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam arası 5000 sene. 5000 senede 124 bin peygamber geliyor. O asırları nurlandırmak için. O asırlarda insanları doğru yola iletmek için. Doğru yola iletmek için. Şimdi Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar ne kadar zaman var? Ortalaması 1500 sene. Peygamber Efendimiz hadislerinden anlıyoruz. Benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmez diyor. 1500'ü pek geçmez. Hadi 1550 olsun. Kıyamete kadar 1550 sene. 1550 senelik zarfında Cenab-ı Hakk'ın halk etmiş olduğu insanlara ki geçmiş peygamberlerin zamandaki insanlara nispeten daha çok. Şu anda 7 milyar insan var. Şimdi bunlar irşad edilmesin mi? Bundan önceki asır var, ondan önceki asır var. Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın son döneminde Müslümanların sayısı ortalama 300 bin. 300 bin aradan 100 sene geçmiş. 100 sene geçmiş. Şu anda Müslümanların sayısı kaç? 1,5 milyar. Şimdi 1,5 milyar 100 senede bak 1,5 milyar ediyor. 1,5 milyar. Oradan geriye doğru git, durmadan artış var, doğru mu? Her 100 senede bir sadece ben Müslümanları konuşuyorum. Ama insanlık da bir bu kadar artmış. Yani 300 1,5 oluyorsa 7 milyar insan o dönem ne kadardı? Değil mi? Bunun tersten matematiksel hesabını yapabilirsiniz. Yani 1900'lü yılların başında bütün insanlık ortalama ne kadardı? Olsa olsa herhalde 2 milyar mı? Ortalama böyledir yani. 2 milyar, 7 milyar olmuş diyelim. E bak artıyor sen. 100 senede 5 milyar artmış yani. Durmadan artış var. Şimdi 1500 senede gelen bütün insanlara irşad edecek birileri olmayacak mı? Peygamberler yok. Bu asırlar boş mu kalacak? Bu insanlar yolsuz mu olacak? Bu insanlar yollarını mı şaşıracaklar? Allah'ı bulmayacaklar mı? İbadet-i taat içerisinde olmayacaklar mı? İşte onun dersini veriyor. Okuyayım. Ne diyor? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın alinden, neslinden olan enbiye olduğu gibi o vazifeleri ifade eden ümmetin Muhammediye'de de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinde peki kim olacak? Aleyhisselatü Vesselam ve zayıf azimeyi İslamiyet'te İslamiyet'e alakadar olan o büyük vazifelerde büyük vazifelerde ve ekser turuk ve mesalikinde tarikatlarda ve mesleklerde Enbiya-i Beni İsrail gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifi Ülema-i Ümmeti ki Enbiya-i Beni İsrail benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Ne demek yani? Beni İsrail, İsrail gelen peygamberler nasıl ki hak dine dair vazife ifa ettiler. Benim ümmetimin alimleri de peygamber olmayacaklar ama o vazifeyi yapacaklar. Onlar da dini hakka hizmet edecekler. Ne? ve zayıf -i azime azime İslamiyet'te, İslami vazifelerde, İslamiyet'e ait olan büyük vazifelerde, ahirete taalluk eden vazifelerde ve ekser turuk ve mesalikinde Enbiya-i Beni İsrail gibi Aktab-ı Ali Beyti Muhammediye'yi Peygamber Efendimiz'in o Ali Beyti'nden gelen kutuplar. Kutuplar. Bakın. Aleyhisselatü Vesselam görmüş. O kutupları görmüş. Kutup dediğimiz nedir? Kutup dediğimiz nedir? Dünyanın bakın bir kuzey kutbu var. Bir de güney kutbu var. Dünya bu ikisinin etrafında dönüyor. Döndürülüyor. Demek ki insanlardan da öyle kutup gibi insanlar çıkacak. Onların etrafında dünya dönecek. Onların etrafında asır dönecek. O asırdaki insanlar dönecek dönecek. Mevlana dönmüş bir kutup gibi. Onun etrafında da Mevleviler dönmüş. Abdülkadir Geylani Hazretleri dönmüş bir kutup gibi. Onun etrafında da Kadiriler dönmüş. Muhammed Şahın ı Nakşibend Hazretleri dönmüş bir kutup gibi. Onun etrafında Nakşibendiler dönmüş. Bakın. Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca dönmüş bir kutup gibi. Onun etrafında Nur talebeleri dönüyor. Risale-i Nur'dan istifade edenler dönüyor. Adeta onların cazibesine takılıyor, dönüyoruz. Yoksa ne istifade edeceğiz yani? Ne istifade edeceğiz? Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. enbiya ben Beni İsrail gibi aktab Ali Beyti Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam görmüş. Onun için قُلْ لَا أَسْأَلِكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا illel meveddede fil kurba demesiyle emrolunarak Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor bunu ümmetine bu şekilde söyle. Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Şimdi soruyorum. Beni İsrail'in peygamberleri gibi Hazreti Peygamber'in Ali Beyti kendi akrabaları böyle bir vazifeyi ifade eder de soruyorum onlar sevilmez mi? Onlar sevilmez mi? Hazreti Peygamber böyle bir sözü söylemeye emrolunmasaydı yine sevilecekti. Onlar bu muhabbeti hak ediyorlar aslında. Hak ediyorlar. Ama bununla beraber bize bir emir de var sevmek bizim vazifemiz adeta. Yani Cenab-ı Hak kulluğu emretmeseydi biz isyan mı edecektik yani? Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlere karşı fıtratımızın gereği şükrümüzü yapmayacak mıydık? İlla Allah emretti diye mi namaz kılıyoruz? Böyle olmaz ki yani. Bu biraz zoraki olur yani. Ya Rabbi sen emir buyurmasan var ya ben hiçbir şey yapmayacağım. O zaman bu zorlama oluyor yani. Ya bu bir disiplindir. Emir dairesine çıkmamak için bir ikazdır. Ama ibadet etmek, Allah'a kulluk yapmak, nimetlerin şükrünü eda etmek benim yaratılışımın fıtri vazifelerim olarak kendisini gösteriyor. Mecbur değilsin birisi su ikram ettiği zaman teşekkür etmeye. Adam suyu getiriyor. Sen ne yapıyorsun? Ya tebessüm ediyorsun. Teşekkür ederim diyorsun. Ya bu su onun bile değil. O tevziat memuru. Allah'ın suyunu sana getiriyor. Ondan ziyade Allah'a teşekkür etmek gerekmez mi? Değil mi abi? Ya. Ha, bunlar bizim fıtri vazifelerimiz. Yapmamız gereken şeyler. İlla Allah emredecek diye değil. Hazreti Peygamber'e emredilmiş bu sözü ümmetine söyle söylemeseydi de sevilmesi sevilmeye layık. Liyakat kesbetmiş insanlar. Niye? İlim zatında sevilir. İman zatında sevilir. Güzellik zatında sevilir. Adam güzel. Düşmanın dahi olsa seviyorsun yani. İlim düşmanın da ilminden dolayı seviyorsun. Diyorsun ki ya ne kadar düşmanım olursa olsun adam alim. Bak oradan bir sevgi doğuyor. Aa, senin düşmanın değil, senin dostun, seni irşad eden, hak yola sürükleyen, batıldan uzaklaştıran, öyle mi? Sapkın olan yollardan seni muhafaza eden bir sülale var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu sevilmez mi? İlla Peygamber bize amirane söylemesi gerekmez. Bunu anlatıyor. O zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın emriyle kendi akrabalarını bizim sevmemizi istemesi o akrabalık noktasından değilmiş. Hangi noktadanmış? İslamiyete olan hizmetten dolayı. Hizmetten dolayı. Misal, Fatih Sultan Mehmet Han'ı seviyoruz. Niye seviyoruz? Ben yani babamın oğlu değil. Hadisi şerife masal olmuş. İstanbul'u fethetmiş. İslamiyete hizmet etmiş. Kendisini hak uğruna feda etmiş. Aa, i̇şte bu aslında severken bu vasıfları seviyoruz. Bu vasıflardan dolayı seviyoruz. Yoksa diğer türlü bilmeyiz etmeyiz. Onun döneminde Belki yaşamış başka bir sürü insan var. Bak adı yok, sanı yok. Bilmiyoruz, tanımıyoruz yani. Tanımıyoruz. Ha. Bir insana muhabbet gönder yönlendirilirken o insanın vasıflarından dolayı muhabbet gidiyor. Yoksa o vasıflar olmasa niye seveceksin? Bir sebep tahtında olması lazım yani. Şimdi bak sebepler o kadar çok ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o neslinden gelen Ali Beyt Dini hep ayakta tutmuş bütün asırlarda. Şu anda da öyle. Halen daha öyle tutuyor yani. Ali <laughs> Bey'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Aa, şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sefer hadis-i şeriflerde var. Peygamber Efendimiz diyor ki ben diyor size iki şey bırakıyorum. Benim, yani bir peygamberin ...bırakacağı vasiyet ne olabilir yani? Ne olabilir? Peygamber... ...maddi bir mülk kazanmamış ki. Maddi bir mülk yok. Maddi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dünyayı elinin tersiyle itmiş. Peygamberin bırakacağı bir şey olsa olsa... ...maneviyat olabilir. Ondan başka hiçbir şey olamaz. Madde yok, mana var. Peki o maneviyatla alakalı ne bırakıyor? Size diyor... İki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz, onlara sımsıkı sarılsanız, necat bulursunuz, kurtuluşa erersiniz. Biri kitabullah, Kur'an-ı Azimüşşan. Biri bu. Okuyacaksınız, anlayacaksınız, idrak edeceksiniz. Aklınıza, kalbinize, zihninize, dem ve damarınıza yerleştireceksiniz. Sonra yaşayacaksınız. Sonra yaşatacaksınız. Vazifemiz bu. Anlamak, idrak etmek, yaşamak ve yaşatmak. Kur'an elden bırakılmayacak. Biri bu. Diğeri Ali Beytim. İki şey. Ehli Beytimi bırakıyorum diye. Ehli Beyt'ten Murat nedir? Başka yerlerde burada özellikle Üstad Hazretleri Ali Beyt ifadesini kullanıyor. Başka kitaplarda baktığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifi bir kitap iki sünnet olarak ifade edilir değil mi? Niye burada Ali Beyt diyor da sünnet demiyor? Ya çünkü asırlar boyunca o sünneti muhafaza eden hayatlarında bizzat yaşayıp gösteren Ali Beyt. Birinci derecede nedir? Örnek model. Birinci derecede. Birinci de yani benim sünnet noktasında idolüm kim olabilir? Ne olabilir? En birinci nedir? Ali Beyt. Ondan dolayı Be Bediüzzaman Hazretleri Ali Beyt ifadesini özellikle kullanıyor. Biri Kitabullah, biri Ali Beytim çünkü izahını yapıyor. Sünnet-i Seniyye'nin menbaı, kaynağı ve muhafızı, koruyucusu ve her cihette iltizam etmesiyle ve Sünnet-i Seniyye'nin her yönüne, her şekline, her cihetine uyması, yerine getirmesi, uygulaması, fiili olarak hayatında tatbik etmesi cihetiyle mükellef olan bizzat vazifedar, vazifeli, teklif altına alınan Ali Beyt'tir. Ali Beyt'in böyle bir vazifesi var. İşte bu sırra binaendir ki, kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir. Demek ki Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyyesidir. Sünnet-i seniyye ittiba terk eden, hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi, Ali Bey'te hakiki dost da olamaz. Bazen şöyle bir tenkit gelebiliyor. Ya falan Şahıs ben seyyidim diyor. Ama hayatına yaşantısına bakıyoruz. İşte İslamiyetle Sünnetle şunla bunla hiç alakası yok. Böyle birileri olabilir mi? El cevap ihtimaki olabilir. Yani soy olarak, hakikaten soy olarak, nesep olarak nedir? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e dayanabilir. Ama kendisi İslamiyet'ten uzak ve İslamiyet'ten habersiz olabilir. olabilir. İşte onlarla alakalı da Üstad Hazretleri konuşuyor. Böyle birileri diyor, olsa diyor. Onlar sünnet-i seniyyeyi hayatlarına tatbik etmeseler, Kur'an'ı hayatlarında yaşamasalar, ne diyor? Onlar için hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Yani nesebi bağlılık Ali Beyt manasını sadece Ali Beyt manasını nesebi bağlılık ifade etmez. Nesebi bağlılıkla beraber sünneti hamledecek, mazzedecek, hamledecek, hazmedecek yaşayacak. Bunu yapacak. Bu hepimiz için geçerli. Farz edelim ki birisi birisi neseben Ali Beyt'ten değil. Başka birisini de konuşalım yani. Yani soy olarak Ali Beyt'e Peygamber Efendimiz'in Ali Beyt'ine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e dayanmıyor. Dayanmıyor. Ama hayatına Kur'an'ı tatbik ediyor. Hayatında sünneti tam yaşıyor. Peki böyle birisinin o Ali Beyt'ten hiç istifadesi olmayacak mı? Üstad Hazretleri bunu da ifade ediyor. Onlar diyor manevi Ali Beyt'tendir. O şemsiyenin altında dahil. Ne güzel. Oradan istifade ediyor. Geri kalmıyor. Yani birisi şöyle bir itiraz yapacak olsa. Ya ben o soydan hadi farz edelim ki değilim. Bilmiyorum ama farz edelim ki değilim. Peki ben o faziletten istifade edemeyecek miyim? Sünnete tabi ol. Kur'an'ı yaşa. Manevi Ali Beyt'tensin. Aa sana güzel bir nedir? Mana. Yani makam diyorsan makam. Şimdi bu böyle. Şurada da, burada da kısa bir yer var. Okuyup bitireceğiz. E o zaman Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh başına gelen hadiselere nasıl bakacağız? Neyin? ikinci bir soru geliyor. Madem bu vazifeyi onlar deruhte ediyorlar, o zaman Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın yolu Kerbela'da niye kesildi? Niye 70 civarında Ali Beyt'ten değil mi? çocuk, kadın, büyük, Orada katledildi. Niye Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın başı mübarek başı vücudundan ayrıldı. Ta Şam'a kadar götürüldü. İlla onu kestik bitirdik diye orada ispat yapıldı. Buralara kadar. Şimdi buna baktığınız zaman ciğerleri parçalan bir hadise. Cenab-ı Hak böyle bir hadiseye madem onlar büyük ve ulvi vazifeyle mükelleftiler. Niye böyle bir hadiseyle onların önü Kerbela'da kesildi. Bunu da okuyup bitirelim olur mu? Bugünün hadisesi. Evet. Eğer denilse bir sual geliyor. Bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde zaten sual böyle geliyor. Yani Hazreti Hasan Geç Hazreti Hüseyin için konuşuyoruz. Hazreti Hasan radıyallahu anta vazifeden geri duruyor yani. Hilafeti Hazreti Muaviye'ye devrediyor. İki ordu müsalaha ediyor. Çarpışacakken nedir? Barış yapılıyor. Ve daha sonra da Hazreti Hasan radıyallahu an bir vesileyle zehirleniyor. Zehirlettiriliyor. Hazreti Hüseyin radıyallahu anha da Kerbera'da karşı çıkılıyor. Hazreti Hasan Hüseyin radıyallahu anh'ın yapmış olduğu vazife haklı ve hakikatliydi ki yürüdüğü yolda haklıydı. Haklıydı yani. Onun etrafında toplananlar da vardı. Toplananlar da vardı. Belki yüz binlerdi. Ama nerede onlar buluşacaklardı? Basra'da buluşacaklardı. Küfe'den gelen şuradan buradan vesaire. Fakat oraya gidemeden Medine'den yola çıktı. Kerbela'da önü kesildi. Neden muvaffak olamadı? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh neden bu haklı ve hakikatli vazifede muvaffak olamadı? Hem neden? ikinci bir soru geliyor. Onu ikisini beraber işleyeceğiz. Hem neden kaderi ilahi ve rahmeti ilahiye onların feci bir akibete uğramasına müsaade etmiş? Şimdi böyle bir feci akibetten Allah muhafaza edebilir miydi? E cevap ederdi. Ederdi. Kaderi ilahi böyle bir musibete de müsaade ediyor. Müsaade ediyor. O zaman kaderin her şeyi güzelse önü, arkası, sağ, sünki takdir eden Allah, takdir eden Allah. Kaderin her şeyi güzelse o zaman bu ciğerleri parçalayan hadise içerisinde kaderin güzel cephesini nasıl göreceğiz? Nasıl bulacağız? Allah niye böyle bir hadiseye müsaade ediyor? Onun da cevabı gelecek. İki tane cevap okuyup bitireceğiz. El cevap. Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil. Fakat cemaatine iltihak eden sayır milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması. Şimdi hani dedi ya neden haklı ve hakikatli olan vazifesinde muvaffak olamadı? Hazreti Hüseyin radıyallahu an niyetinde bir problem yok. Hakkı esas almış, hakikati esas almış. Bir, Hazreti Hüseyin'in birinci derecede yakınları. Onlar da Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gibi düşünüyorlar. İki, peki Hazreti Hüseyin'in etrafında bulunan o taraftarlar, onların hepsi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gibi mi düşünüyor? El cevap hayır. Sıkıntı burada. Ben yola çıkmışım, yola çıkmışım. Ama e, benim de diyelim 70, 80, 100 kişi aynı niyette, geri 100 bin kişi farklı niyette. Ben muvaffak olabilir miyim? Olamam. Olamam. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'a gelen mektuplar içerisinde Basra'da seni yüzbinler bekliyor. Daha gitmeden hepsi sözünden geri dönmüştür. Hepsi sözünden geri dönmüş. Bu nasıl iş ya? Mektup üstüne mektup, mektup üstüne mektup. Hazreti Hüseyin'e gel sana biat edeceğiz. Gel sana biat edeceğiz. Gel sana biat edeceğiz. Senden öte kime biat edeceğiz? Oho. Daha yarı yolda haber geliyor. Yarı yolda haber geliyor. Onlar sözünden dönerler, sen de geri dön. Ama kader ilahi gitmesine müsaade ediyor yani. Niye onlarda bir bu şekilde haller var? Daha başka haller de var. Onu da burada ifade ediyor. Diyor ki bir, Emeviler dinden ziyade ırkı esas aldılar. Yani devletlerini Arap milliyetçiliği üzerine bina ettiler. Arap milliyetçiliği üzerine bina ettiklerinden dolayı İslamiyet'e giren sayır milletler, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yanında yer alıyorlar. Ama onlar Arap milliyetçiliğine esas aldıklarından dolayı o ırkçılık damarıyla nedir? Emevilere bir intikamları vardı. Yani onlar aslında ırklarının izzeti için çarpışacaklar. Dinin izzeti için çarpışmayacaklar. Niyet farklı. Bundan dolayı bir mağlubiyet söz konusu. Allah müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor. Biri bu. Okuyayım tekrar. Fakat cemaatine iltihak eden sayır milletlerde, diğer ırklarda yaralanmış gurur milliyeleri cihetiyle. Çünkü niye? Emeviler onları durmadan aşağı gösteriyor, aşağı gösteriyor. Arap milliyetçiliğini yukarı çıkarıyorlar. Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması Hz. Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip onlar da ister istemez oradan zarar görüyor mağlubiyetlerine sebep olmuş. Sebep noktasından bu. İşte yüz bin kişi aynı yola çıkmışız ama yüz kişinin niyeti bir, gerisinin niyeti farklı. Muvaffak olamazsın. Bir. Bu sebepler noktasında. Peki kader noktasında muvaffakiyetsizliğin sebebi nedir? Onu anlatacak. Ama asıl mesele burası. Diğeri çok önemli değil. Diğeri tarihin gösterdiği sebeptir aynı zamanda. Hadisattır. O bahane cinsindendir. Çok önemli değil. Onlarla ilgili sayacak olursak daha başka sebepleri de sayabiliriz. O da önemli değil. Önemli olan her bir meselede meselenin kader cephesine bakıp hakikati oradan anlamak, oradan idrak etmek. Çünkü oradan çözersin. Oradan çözersin. Sen sebepler noktasında konuşacak olsan dersin ki ya yine Allah müsaade etmeseydi etmezdi. Çünkü niye? Hazreti Hasan kadri kıymeti, Hazreti Hüseyin'in kadri kıymeti diğerlerinin ne nispeten Allah'ın indinde daha yüksek. Allah onları galip getirirdi. Onların bu hallerine rağmen dersin sebepler noktasında. Ama Allah kader noktasında bir şeye müsaade ediyor. Kader noktasında feci akıbetin hikmeti ise Allah niye orada önlerini kesiyor? Kerbela'da Niye Hazreti Hüseyin'in önünü kestirdi? Onun hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları, onların neslinden gelenler, gelenler ve nesilleri manevi bir saltanata namzet idiler. Allah'ın muradı bu. Allah'ın takdiri bu. Cenab-ı Hakk'ın muradında muradi ilahi diyor ki, ben diyor peygamber ve onun neslinden gelecekleri manevi saltanata namzet etmişim. Kaderi planlamam benim bu şekilde. Sen manevi saltanata değil de maddi saltanata yönlenecek olursan o zaman senin önün ne yapılacaktır? Bir şekilde kesilecektir. Çünkü niye? Allah senin maddi saltanata yönelmene müsaade etmiyor. Hazreti Hüseyin radıyallahu an işte Basra'ya ulaşmış olsaydı oradaki insanlar onu ne tanıyacaklardı? Halife olarak tanıyacaklardı doğru mu? Hilafet vazifesi ifade edecekti. Maddi bir sultanlıktı bu. Ama Cenab-ı Hak o maddi sultanlığa müsaade etmiyor. Diyor ki artık bundan böyle maddi sultanlıktan ziyade sizin vazifeniz tamamen manevi sultanlık olacak. Onun için bir hadisi kutside risalelerde de geçiyor. Allah bir kulunu severse ya onu dünyaya küstürür ya dünyayı ona küstürür. Ya o dünyaya küsecek veya Allah dünyayı ona küstürecek. Allah'ın dünyayı küstürmesi ne demektir? Musibetlerledir, belalarladır. Kulum sen dünyaya küsmüyorsun. Ben de seni seviyorum. O zaman ben seni dünyayı ben sana küstüreyim de sen gör. Dünyanın bana küsmesi demek ne demektir? Dünyayla ilgili hangi işe el, elimi atıyorsam elimde kalıyorsun. <laughs> elimde kalıyor yani. Belası nedir? Faydasından daha çok oluyor. Belli ki dünya bana yaramıyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Musibetlerle terbiye olu, 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 olu ola Dünyadan uzaklaşmam lazım veya irademle, irademle. Ha Cenab-ı Ali Beyti dünyaya bırakmıyor. Diyor ki dünyevi sultanlıktan ziyade uhrevi manevi sultanlığa namzetsiniz. Okuyorum. Manevi bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cem'i kayet müşkildir. İkisini beraber götürmek çok zordur. Çok zordur. Onun için onları dünyadan küstürdü. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Tamamen ondan sonra gelecek bütün nesil ilimle, marifetle, öyle mi? Taatle, zikirle, duayla, ibadetle insanlara yol göstermekle, sünneti muhafaza etmekle, Kur'an'ı yaşamakla bütün hayatları böyle geçsin, böyle yaşasınlar. Üstad Hazretleri alakalı onu da ifade etmiş olayın ders biraz uzadı ama kusura bakmayın. Şurası iki cümle kaldı bitecek. Talebelerinden Hasan Feyz abi onunla ilgili şu cümleleri ifade ediyor. Ayıkasını açıp bakıp görebilirsiniz. O zaman diyor. Kendisine tevdi edilen hediye ve behiyeleri, sadaka, teberru ve terekeleri eğer alıp kabul edecek olsaydı bugün bir milyoner olurdu. Hangi gün? 1930'lar. Milyoner. Onlardan bir tanesine Said Halim Paşa'nın yalısı. Beykoz'daki, Beylerbeyindeki Said Halim Paşa'nın yalısı. Bugün o yalıya değer biçilebilir mi? 1919'lu yıllarda Said Halim Paşa tapusunu, evrağını, her şeyini alıyor. Üstazetlerini Yuşa Tepesi'nde buluyor. Gel diyor, bütün bu sarayın her şeyinin tapusunu senin üzerine yapıyorum. Burada otur, ilim tedrisi noktasında talebeler yetiştir, şöyle yap böyle. Elinin tersiyle itiyor. Kabul etmiyor. Onun için kendisinin ifadesi, işte 80 küsür senelik ömründe dünya zevkleri namına hiçbir şey bilmiyor. Elinin tersini itmeseydi hepsi olurdu. Ünvanlar verildi, makamlar verildi, maaşlar, şunlar bunlar hepsi. Hepsi. Yani Cumhuriyet döneminde de var ha. Hiçbirisini kabul etmedi. Hiçbirisini kabul etmedi. Ta kal evet. Onun için onları dünyaya küstürdü. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Zahirde onu çok sıkıntılı bir hadis olarak görüyoruz. Doğru böyle. Ama hakikatte Cenab-ı Hak o sülalenin yönünü tamamen maneviyata yönlendiriyor. Muvakkaten nedir şey onların elleri muvakkat geçici ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanatı maneviyeye tayin edildiler. İnsanların kalplerinde, gönüllerinde ne yapıyorlar? sultan olarak yaşıyorlar. Adi valiler, sıradan valiler yerine evliya ve aktaplarına merci oldular, kaynaklık ettiler. Cenab-ı Hak onların hepsinin şefaatine nail eylesin. Bizi de onların gitmiş olduğu yoldan ila nihaya gidenlerden eylesin inşallah. Subhaneke la ilmenena illa muallemtena inneke entel alimil hakim ve ahru davahmenil hamdulillahi rabbil alemin. الفاتحة والنصر